Bu ev. Bu evin kokusuyla hatırlıyorum çocukluğumu. Bu oda annemlerindi. Karşıdaki odada ben yatardım. Şimdi perperişan gördüğün o bahçe var ya. Gül kokardı. Annem gül kokardı. Yine kokar. Sen cennete çevirirsin o bahçeyi. Benim saçıma da güller takarsın. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Ağzımızın tadı hiç bozulmasın. Keşke sadece istemek yeterli olsaydı. Ne oldu abla? Bilmem. Kalkma sen. Geldim, geldim. Hayırdır inşallah. Kim bu münasebetsiz bu saatte? Fikret, sen dur kızım, ben bakarım. Uyuyoruz efendim. Bu saatte kapı çalınır mı böyle? Allah Allah. Uyanın diye çalıyoruz biz de. Oğlum. Babacığım. Şevki. Hoş geldin. Şevki. Hoş geldin. Oğlum. Yok. 59. Piyade Alayı Teğmen Şevket Tekin, İstanbul, emret komutanım. Annem. Biz seni 10 gün sonra bekliyorduk oğlum. İzin kullanmadığım için erken terhis oldum. Evine hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Abi geldi. Çelik. Abi. Çelik. Hiç daha. İşte şimdi bütün aile bir aradaydık. Hatta bir fazlasıyla. Günaydın. Kahvaltı için getirdim. Sağ ol. Niye zahmet ettin? Hoş geldiniz. Ben Sedef. Memnun oldum Şevket. Gelsene kızım. Yok. Gideyim ben. Sonra gelirim. Gözünüz aydın. Bakıyorum hemen muhit edinmişsiniz. Ay canım. Gel yavrum. Çok masraf ettin ama değil dedim babacığım. Ev nihayet yaşamaya başladı. Anlatmazdım o Mahir'e. Bu ev. Bu bahçe. Hep rüyalarıma girerdi. Vicdan azabı. Son kez kapıyı çekip gittiğim rüyalarıma girmezdi de. Küçüklüğümü ağaçlara tırmandığım halleri görürdüm. Özlerdim. Rahmetli anacığım babacığın da huzura ermiştir şimdi. Babama annem söylesin. Ah kızım. Ne oluyor? Yine bir şey isteyecekler galiba. Annemi yiyorlar. Söyleyin bakayım, ne derdiniz var? Baba, gezmeye gidelim mi? Evde bir sürü iş var, bunlar gezme düşünüyor. Ama yıllarca İstanbul'u televizyonlarda gördük, kitaplarda okuduk. Bak geleli ne kadar oldu, daha mahalleden dışarı çıkmadık anne ya. Yağlı konuşma. Yarın öbür gün benim kursum başlayacak, Necla'nın okulu açılacak. Hiçbir yer görmeden gidip geleceğiz. Millet bize hepten taş yazılacak. Milleti düşünüyor. Oturabilirim baba, ne olur. Sen de mi gezmek istiyorsun cimcime? Evet baba, bak Ayşe de istiyor. Ne olur baba lütfen. Ah kızım, sık boğaz etmeyin adamı. Hadi bakalım toparlan, gidiyoruz. Hadi oğlum, hadi hazırlanalım. Çocuklar haklı, İstanbul'da yaşıyorlar. İstanbul'u bilmiyorlar. Olmaz.
Hadi Fikret, Şevket, kalkın hazırlanın bakalım. Hadi. Hadi o zaman. Aslında ben de gitmek için can atıyordum. Ama kızlar kadar hevesli görünmek istemiyordum. Gel hanım. Nereye gideceğiz? Taksi çağıralım baba. Ne taksisi canım? Sahil iki adım kızım. Yürüyeceğiz. Gezmek istemiyor muydunuz? Hiç. Merhaba. Merhaba. Merhaba Sedef. Bize mi geldin kızım? Yo, öylesine. Gezmeye mi? Evet. Hı-hı. Babam bizi İstanbul'u gezmeye götürecek. Çok güzel. Adaya da gidin. Bakacağız artık. Hepsi bir günde olmaz değil mi kızım? Kıdemli bir İstanbullu olarak adaya da sen götürürsün artık. Tabii. Size iyi eğlenceler. Görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Çok efendi kız bu. Ama çocuk, bizimkilerden bir farkı yok. Şevket'i kimselere layık görmeyen annem uyarısını yapmıştı. Zaten Şevket de Sedef'i bizlerden ayırmıyordu. Vapur kaçtı baba. 20 dakikada bir var benim bildiğim kadarıyla. Hadi uzanalım. Kaçırırsak motora bineriz. Evet, motora binelim, motora binelim babacığım. Ben motordan korkarım. Bir şey olmaz, korkma. Üstümüze geliyor. Aman, aman sıkı tutun hanım. Aman, Eva. Ay yapma ne olur. Korkma, ben varım. Bak, keyfini çıkar. Hepimiz çok keyifliydik. Babam bizi bildiği İstanbul'a götürdü. Kapalı çarşı buralarda mıydı? Tabii. Şöyle yürüyeceğiz. Düğün alışverişini İstanbul'da yaparız. Sana kapalı çarşıdan istediğin yüzüğü alırım. Olur. İnşallah. Hadi kızım. Geliyorum babacığım. Şimdi sizi buranın en eski dükkanına götüreceğim. Biraz nefes alırız. Limonatalarımızı içeriz. Ha? Kapalı çarşı yetti artık. Alışveriş merkezine gidelim. Orası neredeymiş? Buluruz baba. Televizyonda görüyoruz. Çok büyük, çok güzel. Evladım, şimdi masraf çıkarmayın. Ya gezeceğiz sadece. Sedef de çok anlattı. Ne olur gidelim baba, lütfen. Tamam, oraya da gideriz. Yaşa baba. Neredeydi? Hah, şuradan şöyle gideceğiz. Ay, hep magazin programlarında gösteriyorlardı. Birkaç ünlü görürüz burada. İnşallah. Allah Allah. Burası da kapalı çarşı gibi işte. Neydi öyle? Birine benzettiler herhalde. Ben acıktım. Tamam tatlım. Hiç babama göre bir yemek olmadı ama. Ne anlıyorsunuz bundan?
Çatal bıçak izlemek olur mu ya? Görgüsüzlük. Öyle deme anne. Büyük şehirde şart valla. Acil bir şey olur falan değil mi? Adım başı telefon kuruyorsun. Birer kart alırsınız. Allah korusun acil bir durum olursa oralardan ararsınız. Aynı şey değil ki baba. Kızın ayağındaki ayakkabıyı gördün mü? Nereden aldı acaba? Güle güle giysin. Sevdin mi? Konuşmuyor bile. Çocuk kalabalıktan şaşkına döndü. Bu kadar insan boş boş dolanıyor. Biz de aynı şeyi yapıyoruz şu an. Tövbe estağfurullah. Ne oldu Ali Rıza Bey? Yok bir şey. Hadi yiyinde kalkalım. Aa, hemen mi? Hemen mi? Kafi. Yorulduk artık. Evimize gidelim. Hadi kızım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.